Bugün çok yapılmayan, nadir görülen ama bir o kadar da hasta hayatı açısından önemli bir ameliyatı gerçekleştireceğiz. Ameliyatın önemi beynin çok derininde yerleşmiş bir damar lezyonu olmasından kaynaklanıyor. Damar lezyonlarının kendince bir kanama riski var diğer tümörlerden farklı olarak. Beynin derininde yerleşenlerin de özellikle fonksiyonel alanlarda yani el ve ayak alanında veya konuşma alanında veya görme alanında olanlarına ekstra bir önem vermek gerekiyor. Çünkü siz günün sonunda hastanın tümörünü veya patolojisini tedavi etmiş oluyorsunuz ama hasta bir uzvunu veyahut da bir yetisini kaybetmiş oluyor. Özellikle teknolojinin bu kadar arttığı dönemlerde hastalarımızı mevcut hastalıklarından kurtarırken aynı zamanda hayatlarının konforunu bozmayacak bir sonuçla çıkarmak daha önemli bir hale geliyor. Yani bazen hastalar, hocam eğer ben sakat kalacaksam hiç ameliyat olmayayım diyebiliyor. Evet ama günün sonunda hasta o tümörün ilerlemesi dolayısıyla tedavi edilemez bir kanser hastası haline gelebiliyor. Veyahut da kanayıp beyin kanamasından belki de daha iyi huylu bir hastalıktan hayatını kaybetmiş oluyor. O nedenle bugün ameliyat edeceğimiz hastanın motor korteks dediğimiz eline ve ayağına sinirlerin ulaştığı bölgede ve o bölgenin derininde bir lezyonu var. Aslında bizim o lezyona ulaşmamız için hastanın o çok kritik alanını bir şekilde geçmemiz lazım. Yani bir karpuzun çok derinindeki bir lekeyi karpuzun dışına hiç dokunmadan çıkarmaya çalışmanız gibi örnekleyebilirim bunu. Ve bu çok zor bir olay. Ama bu olayı biz bugün yüksek teknoloji kullanarak, haritalamalar yaparak ve o sinir fonksiyonlarını monitörize ederek başarabiliyoruz. Bugün yapacağımız hastada bunu hedefliyoruz. Ve birazdan ameliyat için hastaneye geçeceğiz. Önce hastamızı bir kez daha ameliyattan önce bilgilendireceğiz ve ameliyatına başlayacağız.